Merhaba sevgili izleyiciler, son zamanların en çok merak edilen telefonu Huawei P9'un kutusunu açmıştık. Bu videoyu şu yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu videoda ise Kerem'le birlikte telefonun detaylı incelemesini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz önce teknik özelliklere bir göz atalım. 144 gram ağırlığındaki telefonun ekranının 5.2 inçlik Full HD bir ekran olduğunu söyleyelim. İşlemci ise Huawei'in kendi ürettiği Kirin 955 chipsetine sahip sevgili izleyiciler. Telefonun işletim sistemi Android 6.0. Bağlantı seçenekleri arasında da 4G, NFC, 802.11ac, Bluetooth 4.2 gibi beklenen bağlantı özellikleri mevcut. Kamera ise arkada 2 tane kamera var. Birazdan bol bol bahsedeceğiz. 12 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir ön kamera var. Dilerseniz kriterlere başlayalım. Ne diyorsun Kerem? Abi ilk olarak tasarımdan başlayalım her zaman olduğu gibi. Huawei yıllardır böyle geliştiren bir tasarım çizgisini devam ettiriyor. Bir kere metal bir telefon, o yüzden çok şık görünüyor ve ön taraftaki çerçevelerin incecik oluşu benim en beğendiğim Huawei P9'daki özellik. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle haklısın. Burada Huawei sunumunda tasarım konusunda kullanılan malzemeye çok önem verdiler. Çok detaylı anlattılar. Bir de bu ekran konusunda şöyle bir bilgi verdiler sevgili izleyiciler. Ekranda bu en sağda ve solda olan boşluklar konusunda çok iyi noktaya geldiğini söylediler. Hı. iPhone 6s ve Galaxy S7 ile kıyasladılar. İki telefondan da çok daha az bir boşluğa sahip olduğunu söylediler. Sen bu ekran oranı konusunda önemli bilgiler veriyorsun. Evet, ekran kasa oranı olarak %72.9 ki biz %70'ler gördüğümüz zaman iyi yorum yapıyoruz ve hani %73'e varan bir ekran kasa oranı önden bakıldığında da zaten çok iyi belli oluyor. Göze hitap ediyor. Telefona baktığınız zaman böyle göze batan yan çerçeveler yerine ekran deneyimini yaşamış oluyorsunuz. Tasarım konusunda bir de şöyle bir özellik var. Ön tarafta herhangi bir buton yok. Arkada sadece bir parmak izi okuyucusu var. Çünkü telefonu tutarken şu şekilde tuttuğunuz için zaten işaret parmağınız buraya değiyor. Ve değdikten sonra hemen ekran açılabiliyor sevgili izleyiciler. İncelik konusunda gerçekten çok ilerledi Huawei P9 modeliyle. Çünkü hem iPhone 6s'ten hem de Galaxy S7'den daha ince bir telefon modeli şu anda elimde. Evet, sadece 7 mm'lik bir inceliği var. 144 gram ağırlığı da bu boyuttaki bir telefon için gayet iyi. Bu arada batarya konusuna birazdan geleceğiz ama bu kadar ince bir telefona 3000 mAh evet, bataryayı da sokmuşlar. Gerçekten Huawei'yi de tebrik ediyoruz. Tasarım konusunda dostlar söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yandaki butonun üstündeki o tırtıklı yüzeyi de söylemekte fayda var. Biraz daha kolay temas edebiliyorsunuz. USB Type-C olması birçok kullanıcı için önemli olabilir. Yeni bağlantı standartını destekliyor. Ve mikrofon, daha doğrusu kulaklık girişi hemen alt tarafta. Şimdi bu telefonda bu tasarım özelliklerinden bahsediyoruz ama Plus diye bir modeli var. Evet. O da ayrı bir incelemede olacak. O tasarım konusunda bu arkadaştan birkaç adım daha önde. Telefon konusunda söyleyecek çok fazla bir şey yok sevgili izleyiciler. Bir detay daha var, onu da söyleyeyim. Arka tarafta 2 tane kamera var. Bu 2 kameranın üzeri sadece kameranın camı değil, tıpkı bu ekranı koruyan bir cam gibi arka taraf tamamen o camla kaplı. Yani bu aslında kamera lensini koruyan ekstra bir kılıf gibi de kabul edilebilir dostlar. Ve tasarım konusunda gerçekten bizden geçen not olan Huawei P9'un şimdi bir başka kriterine geçelim ve ekranla devam edelim. 5.2 inç boyutlu bir ekrandan bahsediyoruz. Huawei'nin birçok akıllı telefonda olduğu gibi IPS Neo panelini kullanıyor. Full HD çözünürlük var. Burada abi istersen bir parantez açalım. Şimdi Huawei P9'un birçok rakibi, işte Galaxy S7 mesela Quad HD'yi kullanıyor. Full HD günümüzde baktığımız zaman yeterli bir keskinlik sağlıyor ama Quad HD'ye göre hem pil tüketiminde hem de performansta daha avantajlı oluyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun çözünürlük seçimi konusunda? Kesinlikle burada parantez açılması gereken konu neden Full HD? Yani çünkü bu telefonu satın almak isteyenler piyasadaki yeni telefonlarla kıyaslayacaklar. Dediğim modellerde çözünürlük daha fazla. Ben birazdan geleceğimiz performans testlerinde sevgili izleyiciler telefonun sahip olduğu chipset Kirin 955. Bu chipseti çok zorlamamamız gerekecek. Bunu birazdan göreceksiniz. O nedenle Full HD ekranın bu model için çok iyi bir seçim olduğunu söylemekte fayda. Bu arada dünyanın sonu değil. Yani niye Full HD? Ben acaba daha mı az çözünürlüğe sahip olacak gibi bir soru olabilir. Kesinlikle öyle bir seçenek de yok. Çünkü ekran kalitesi gerçekten çok iyi. Yani zaten inç başına düşen PPI değerine de baktığımız zaman çok keskin. Yani bu ekrana baktığınızda herhangi bir şekilde piksel görme olasılığınız yok. Açıkçası Quad HD akıllı telefonlarla da yan yana koyduğumuzda insan gözünün çok algılayabileceği bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Benzer bir özelliği zaten Xiaomi Mi 5 modelinde de uyguladı. Rakipleri hep Quad HD ekranlarla çıkarken o Full HD bir ekranla çıktı ve bu daha fazla performans anlamına geliyor. Bu arada piksel yoğunluğu konusunda diğer modellerle kıyasladığımızda Huawei P9'un iPhone'dan daha fazla bir piksel yoğunluğuna sahip olduğunu söyleyelim ama S7'den daha az bir piksel yoğunluğuna sahip olduğunu belirtelim sevgili izleyiciler. Ekranı gerçekten çok canlı olduğunu söyleyelim. Çünkü Huawei bu telefona kendisi wallpaper koymuş ve bu wallpaper'lara bakınca bir de güzel de çekilmiş. Evet. Ama ekran kalitesi de güzel zaten. Ekran kalitesine oradan mesela çekilen fotoğraflara baktığınız zaman işte kırmızıyı ya da her açıp kapattığınızda yeni bir ekran geliyor bu arada. Baktığınız zaman gerçekten çok başarılı bir renk, kontrast ve canlılık sunduğunu belirtelim. Abi son olarak ekranda Corning Gorilla Glass 4 çizilmeleri ve darbelere karşı cam teknolojisinin olduğunu da belirtelim. Bu da birçok kullanıcının önem verdiği bir kriter oluyor. Bak ben bu kritere şöyle bir destekte bulunacağım. Şimdi normalde yeni bir iPhone falan alındığı zaman abi böyle sıfır alınan arabaları hemen götürürsün de böyle bir boya koruma falan yaptırırsın ya. Yeni bir iPhone alınca hemen bir cam koruma, kılıf falan alırsın. Çünkü hani koyduğun zaman çizilmesin. Çünkü koyunca çiziliyor. Ama bu arkadaşa herhangi bir aksesuar almadım ve yaklaşık bir haftadır da kullanıyorum. Her türlü ortama da atıyorum. Her türlü ortam derken çantanın içi, cep ve herhangi bir çizik bile dahi yok. İşte Corning Gorilla Glass 4'ün de işlevi burada zaten. Aynı zamanda kullanılan seramik malzemenin bu geliştirilmiş, fırçalanmış bir metal gerçekten çok başarılı sonuçlar verdiğini söyleyelim ve bir başka kritere geçelim. Sırada performans var. Huawei P9'un Basemark testlerine baktığımızda ilk olarak Basemark X testinden 12.755 puanını alan cihaz, Basemark'ın OS versiyonundan ise 1809 skoruyla karşımıza çıkıyor. Cihaz 3DMark benchmark'ında 19.660 skorunu alırken GFX Bench'in off-screen modunda 11 FPS, on-screen modunda ise 13 FPS değerlerini bizlere sunuyor. Antutu'da 89.424 puanı alan Huawei P9, PC Mark'ın Work testinde 6.910, PC Mark'ın Battery testinde ise 4 saat 24 dakikalık bir performansla karşımıza çıkıyor. Cihazın Geekbench 100 skorlarına baktığımızda ise tek çekirdek performansında 1841, çoklu çekirdek performansında ise 6441 puanlarını görüyoruz. Performans testlerinden sonra aslında telefonun en çok öne çıkan özelliği kamerası. Çünkü arka tarafta 2 tane kamera var ama bu kameranın 2 tane olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü kameranın en önemli özelliği Leica teknolojilerinin lenslerinin kullanılıyor olması. Leica'yı bilmeyenler olabilir. Yani profesyonel fotoğrafçıların çok yakından tanıdığı ve daha çok da aslında bugüne kadar mobil ürünlerde değil de DSLR gibi ya da farklı profesyonellere yönelik makinelere optik üreten firmaların başında gelen bir marka. İlk defa galiba Leica markasını bir mobil cihazda görüyoruz. Huawei P9'da. Kesinlikle haklısın. Yani telefonlarda görmediğimiz lensler bir şey kaldı. Canon, Nikon kaldı. Evet. Yani çünkü Sony'nin üretmiş olduğu, Carl Zeiss'in üretmiş olduğu lensler diğer telefon modellerinde vardı sevgili izleyiciler. Ama Leica ki dijital fotoğrafçılık, daha doğrusu fotoğrafçılıkla uğraşanların çok yakından tanıdığı profesyonel bir marka ilk defa bir mobil cihazda kendi lenslerini kullandırıyor ve ortaya çıkan sonucu söyleyelim. Muhteşem. Çok net oldu abi. Gerçekten muhteşem sevgili izleyiciler. Çünkü tabii ki bir SLR yerine bu akıllı telefonu tercih edemeyiz. Ama şu anda piyasada olan akıllı telefonlardan çok daha ileride bir fotoğraf kalitesi, video kalitesi sunduğunu belirtmiş olalım. Fotoğraftaki renkler, netleme bu konuda gerçekten çok ileri bir teknoloji kullanılmış. O nedenle bu telefonun en önemli özelliği çok iyi fotoğraf çekiyor olması. Ön kamera da aynı şekilde benim Huawei P9'da hani çift olmamasına rağmen çok dikkat edilmiyor ama çekim kalitesine baktığımız zaman bir selfie telefonu olacak kadar iyi fotoğraf çekiyor. 8 megapiksellik bir ön kamerası var ve en az arka kamera kadar iyi fotoğraflar çektiğini gördüm ben sonuçlarda. Gerçekten çok başarılı. Otofokus konusunda da yeni bir teknoloji kullanıyorlar. Bu kullandıkları teknoloji hibrit seçenekler. Yani lazer otofokus da var. Kontrastı kullanarak bir otofokus seçeneği de var. Bu otofokus seçeneklerini bir araya getirince netleme konusunda gerçekten başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Bir de çektiğiniz fotoğrafta çift kameradan dolayı çektikten sonra bile işte ben bu tarafına netlemek istiyorum. Arka taraf biraz daha blur olsun gibi bir seçeneği kullanabiliyorsunuz. Aslında bu yeni bir seçenek değil. Nokia ve daha sonra da HTC bu konuda bazı seçenekler sunmuştu. Kamera konusunda belki de eleştirebileceğimiz tek nokta optik imaj sabitleyicinin yani OIS desteğinin olmaması. Huawei burada kendini şöyle savunuyor. Çift kamera ve hızlı odaklama çok iyi şekilde çalıştığı için optik imaj sabitleyiciye ihtiyacımız yok diyor. Zaten bir de optik imaj sabitleyici eklenince kamera çıkıntısı tasarım tarafında kötü bir görüntüye ulaştığı için Huawei böyle bir tercihte bulunmuş. Ama genel olarak zaten hani kameranın kalitesi ortada. Farklı neler sunuyor abi arka kamera? Şimdi arka kamerada optik imaj sabitleyicisinin olmaması aslında bir dezavantaj. Çünkü HTC hem ön kamera hem de arka kamerada bu teknolojiyi kullanıyorken Huawei'nin bunu kullanmaması bir eksi olarak hanesine yazılabilir. Bu arada her ne kadar hibrit otofokusu kullansa da video çekerken örneğin LG G5'te bunu yapmıştık. Galaxy S7'de de bunu yapmıştık. İşte herhangi bir cihazı nesneyi çekiyorsunuz. Hop buraya geçtiniz. Başka bir şeye geçtiniz. Burada işlemci gerçekten çok önemli. Yani çünkü herhangi bir nesneye odaklanırken arada çok fazla zaman kaybının olmaması gerekiyor. Yani onu hızlıca işleyip anlaması gerekiyor. Ve Huawei çok iyi kameraya sahip olmasına rağmen istediğiniz yere çok hızlı odaklama konusunda beklentilerinizin birazcık altında kalabilir. Galaxy S7 ve LG G5'i kıyasla. Ve kamera konusunda anlatacak aslında çok şey var. Biraz daha toparlayacak olursak iki tane sensörün olduğunu söyleyeyim. Bir tanesi RGB sensör. Bir tanesi de bu Leica'dan gelen bir özellik. Özellikle onların yönlendirmesiyle çıktığını düşünüyorum. monokrom sensör. Yani evet, siyah beyaz fotoğraf çekmek isteyenler için özel bir sensör daha var. Bu iki sensör birleştiğinde ortaya çok daha iyi bir fotoğraf performansı çıkıyor. Bu arada şunu da hemen altını çizelim. Huawei P9'la beraber yakın zamanda biz LG G5 incelemesini de yapacağız ve bu kadar kamera odaklı akıllı telefon çıkmışken hem işte Galaxy S7 serisi hem LG G5 hem de P9'un olduğu detaylı bir kamera kıyaslaması da yapacağız. Bunu da belirtelim. Bu arada kamerada bir önemli etken de piksel boyutu. Hı hı. Kendilerini iPhone'la kıyasladı Huawei yetkilileri ve orada şöyle bir değer var sevgili izleyiciler. iPhone 6s'teki 1.22 mikrometre boyutundaki piksel boyutu aslında Huawei P9'da 1.25. Küçük bir fark gibi görünebilir ama daha büyük pikseller çok daha iyi fotoğraflar anlamına geliyor. Ve düşük ışıkta gerçekten çok iyi seçenekler sunuyor. Galaxy S7 ile kapışır. iPhone 6s'ten çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ama Galaxy S7 ile kapışır. HD'si 10'la kapışır. Bunu çok daha ayrı bir videoda verelim size sevgili izleyiciler. Yani fotoğrafta hangisi daha iyi? Aynı ortamı hem Huawei P9'la, Galaxy S7 ile, HTC 10'la, 6s Plus'la ve HTC 10'la çekelim. Bunların kıyaslamasını sizlere vermiş olalım. Ve bir başka kriter batarya. Çünkü arkadaşta tam 3000 mAh evet, batarya var. Bu 3000 mAh batarya hepimizi heyecanlandırabilir ama diyoruz çünkü bazı soru işaretlerimiz var. O sentetik test sonuçlarına en son gelelim. Ne diyorsun 3000 mAh'lik batarya için? Ya şimdi 5.2 inç boyutlu bir akıllı telefon olduğu için ve inceliğinin çok ince olduğu için bence 3000 mAh'i şu kasaya sığdırmış olması Huawei'nin bir başarısı. Çok büyük bir başarı. Gerçekten mühendislik başarısı. Huawei'yi tebrik etmek lazım. Bu kasaya o bataryayı soktuğu için. Ve baktığımız zaman 1080p Full HD kullanan akıllı telefonlar için 3000 mAh yoğun bir günü çıkartacak seviyede yeterli kalıyor. Ama ilginçtir ki bizim her telefona yapmış olduğumuz PC Mark Battery testinde Huawei P9 ortalamanın biraz altında kaldı. Yaklaşık 4 saat 24 dakikalık bir süreçte pili %80'den %20'ye düşmüş oldu. Tabii burada bence Huawei'nin Kirin işlemcisinin bir dezavantajını yaşıyoruz. Ama şu da bir önemli bir detay. Bu konudaki sentetik benchmark testlerine çok fazla takılmamak gerekiyor. Önemli olan günlük kullanımda bu telefonun bir günü çıkartıp çıkartamadığı. Onu da en iyi sen deneyimledin abi. Tabii burada kullandığım telefonu günlük kullanımlarda gerçekten çok başarılı. Zaten Huawei yetkililerinin yaptığı kendi test sonuçlarında şöyle dediler. Bir günü aşabiliyorsunuz yoğun kullanımda. Yoğun kullanımdan kasıt ne? İşte sosyal medya hesaplarınıza çok girip çıkıyorsunuz. E-postalarınızı kontrol ediyorsunuz. Bu şartlar altında bir günü tamamlıyor. İkinci güne de merhaba diyor ama ikinci günü tabii ki tamamlayamıyor. Hatta şöyle bir test sonucu daha var. 12 saat boyunca HD bir videoyu bu telefonla izleyebiliyorsunuz. Durmadan. Kesinlikle aralıksız izleyebiliyorsunuz. Bu oldukça iyi bir sonuç aslında. Bu arada batarya konusunda çok enteresan bir şey daha var. Bu arkadaş USB Type-C kullandığı için aslında hızlı şarj olabilme özelliğine sahip olması gerekiyor. Şöyle bir kıyaslama var. Orada Huawei yetkilileri iyi oldukları tarafta iPhone 6'yı koyuyorlar. İyi olmadıkları tarafta Galaxy S7 ya da LG G5 hiç koymuyorlar. Şimdi iPhone'dan iyi oldukları konu şu. İlk 10 dakikada bu arkadaş %15'e kadar ulaşabiliyor şarjda. iPhone o kadar hızlı şarjı olmuyor. Evet. Ama 30 dakikaya geldiğinde %40'lara ulaşıyor şarj seviyesi. Yalnız Snapdragon 820'ye sahip olan LG G5 ve HTC 10'la kıyasladığınız zaman Quick Şarj 3.0'ın gerisinde kalıyor. Yani evet, hızlı şarj olma konusunda LG G5 ve Snapdragon 820'den hatta Samsung Galaxy S7'den biraz daha geride kalıyor diyebiliriz sevgili izleyiciler. Bu bilgiyi de paylaşmakta fayda var. Bu da yine tamamen Kirin 955 işlemcisinin getirmiş olduğu bir sonuç. Ama genel toplamda baktığımız zaman batarya performansının yeterli olacağını tekrardan söyleyelim. Ve bir başka kriter de bağlantı seçenekleri. Şimdi bağlantı konusunda da ilginç bilgiler var. Hatta Huawei yetkilileri şöyle dedi. Dedi ki bir telefonu elinize aldığınızda sinyal kalitesi düşebilir. Biz bunu engelliyoruz. Şöyle engelliyoruz dedi. Dünyada ilk defa 3 tane farklı anteni kullanıyoruz bir telefonda. Bu 3 farklı anten işte telefonu avucunuza aldığınızda mobil data sinyal seviyesinin düşmesini engelliyormuş sevgili izleyiciler. herhangi bir sorun yaşamadığımızı belirtelim. Tabii ki 4G desteği var. Hangi seviyede var? Cat 6 seviyesinde bir 4G LTE deneyimi var sevgili izleyiciler. Wi-Fi seçenekleri konusunda da 802.11ac yani 5 GHz bandındaki Wi-Fi ağlarına bu telefonla bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth konusunda ise en ileri seviye Bluetooth bağlantı desteğini sizlere sunuyor. Bluetooth 4.2 var. NFC tabii ki yine var. Ve USB Type-C tekrar bahsetmemiz gereken bir şey. Çünkü bağlantı seçeneklerinde hızlı data transferini yine bu USB Type-C seçenekleriyle kullanabiliyorsunuz. O her iki şekilde takılması bile USB Type-C için bir şey bence abi, çok avantaj. Bir de benim hayalim... Yanlış takma şeyiniz yok, ihtimaliniz yok. Hem yanlış takma ihtimalin yok. Bir de artık önümüzdeki yıl şöyle bir durum söz konusu olacak. Siz laptopunuzu USB Type-C ile şarj edeceksiniz. Laptopunuzun adaptörünü çıkartıp telefonunuza takabileceğimiz günleri de yakında göreceğiz. O nedenle Huawei'in bu bağlantı seçeneğini sunuyor olması Samsung'a göre bir avantaj. Ama LG G5 ve HTC onun zaten bu bağlantı seçeneğine sahip olduğunu belirtelim. Bunu da söylemiş olalım. Bir de bağlantı konusunda şunları da eklemiş olalım. Elimizdeki modelin tam adı Huawei P9 EVA L09. Biraz böyle roket şifresi gibi oldu ama şöyle bir önem var. L09'da 32 GB dahili hafıza var. MicroSD kartla bu hafızayı artırabiliyorsunuz. L19'da çift sim kart girişi olacak. Ama bu ülkemize gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle de gelmeyebilir ama yine kesin konuşmamakta fayda var. Bir de L29 var. O da 64 GB dahili hafızaya sahip. Ve aynı zamanda çift sim kart desteği de var. Bu arada 64 GB'lık olan modelin RAM'i 4 GB sevgili izleyiciler. Eğer 32 GB dahili hafızaya sahip bir Huawei P9 alırsanız da onun RAM'i de 3 GB oluyor. Bunlar da oldukça yeterli ve iyi bir sonuç aslında. Ve oldukça detaylı bir şekilde test ettik sevgili izleyiciler. Huawei P9'u Türkiye'de çok yakında satışa sunulacak. Hatta satışa sunulacak olan modeller arasında çok ilginç bir renk seçeneği de var. Rose Gold. iPhone 6s biliyorsunuz, hatta şimdi iPhone SE de var. Evet. Rose Gold seçeneği olan ilk Android telefon galiba Huawei P9 olacak. Peki bu telefon kimler için? Genel bir değerlendirme yapmak ister misin? Ne dersin? Yani bu telefon çok açık ki üst seviye bir amiral gemisi akıllı telefon almak isteyenleri ilgilendiriyor ama ben şahsi görüşüm olarak öncelikle benim aldığım akıllı telefonda kamera önemli olmalı. Ben ciddi akıllı telefonumla fotoğraf çekmekten keyif alıyorum diyen insanlara hitap edecek bir telefon olacak ama burada tabii fiyatı çok önemli olacak abi cihazın. Çünkü çok iyi olduğu noktalar da var ama amiral gemisi seviyesindeki diğer cihazlara göre bazı özellikleri geride kalabiliyor. Fiyat konusunda tahminin nedir senin? Yani ben 2500'ün biraz üzerine çıkabilir. Belki 2500 olabilir. Altını olur mu tam bilmiyorum. Bu güncellendiğinde bu videonun hemen altında zaten paylaşacağız sevgili izleyiciler. Ben Kerem'e katılıyorum. Kesinlikle bu telefon kimler için hemen söyleyeyim. Ben fotoğrafın kralını çekmek istiyorum. Instagram'da like delisi olmak istiyorum diyenler için gerçekten çok iyi bir telefon. Yani kompakt makinenin performansına yaklaşan bir akıllı telefonu görmüş olduk. SLR'larla kıyaslamanın hiçbir anlamı yok. Öyle bir fanteziye gerek yok. Ama kompakt makinelerin performansına yaklaşıyor artık akıllı telefonlar. Bunu da yapan Huawei P9 modeli. Ama şunu unutmayın. Eğer sadece iyi bir telefon değil, ben en performanslısını istiyorum, bataryanın kralını istiyorum diyenler varsa bazı soru işaretleri var. Çünkü Huawei'in kendi ürettiği Kirin 955 chipset testlerde, özellikle sentetik testlerde diğer modellerle, diğer rakipleriyle, kim onlar? Snapdragon 820 ve Exynos 8890'la kıyaslandığında biraz değil de bariz geride kalıyor sevgili izleyiciler. Çünkü Antutu testinde gördük. Evet. Rakipleri 130.000 bandında puanlar alırken Huawei'in 90.000'e yakın puanlar alması zaten bunun çok basit bir göstergesi. O nedenle performansta en üstünü istiyorum diyenler varsa o konuda bazı soru işaretleri olabilir. Evet arkadaşlar, Huawei P9'un detaylı incelemesi bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.